Tamam, dert değil. Dert değil Eyşan, ben hallederim. Kimseye bir şey olmayacak. Sen şimdi güzel güzel uyu. Ben halledeceğim. Serdar, durmuyor yerinde. Bunu ver Dursun. Senin şimdi buraya dönmen doğru mu dayı? Burası 40 yıldır benim evim yeğen. Hani o eski kaleler gibi. Bazen veririz ama sonra mutlaka geri alırız. Ben benimkini geri alamıyorum dayı. Sen benim yapamadığım, yapamayacağım işleri yapıyorsun yeğen. Gene içeri girdin. Zor iş. Cengiz'i orada göreyim istedim. Acı çektiğini göreyim dedim. Onun yerine bizim çocukları patakladın değil mi? Cengiz öyle görünce, bilmiyorum dayı, garip bir şey oldu işte. Kendine acır gibi acıdığın arkadaşına değil mi? Arkadaşım değil o benim. Gerçeği söyleyeyim mi dayı? Bazen diyorum, hani basıp gitsem, vazgeçsem intikamdan. Söyledim işte. Ne durduruyor seni? Sen, kafamdaki sen. Diyorsun ki adalet ne olacak? Ömer'i öldürdüler. Kim cezalandıracak suçluyu? Sen ne diyorsun peki? Ömer ölmedi diyeceğim ama yalan. Ömer öldü. En kötüsü de ne biliyor musun? Ömer bir daha istese de dönemez. Bir tek annem var. Onun dışında kimse. Ömer diye çalınca kapıyı, almayacak beni içeri. Ömer'i özlemedin mi sen de? Özlüyorum. Özlüyorum ya. Hele dönüp şöyle bana bir bakışı vardı. Böyle. Özlüyorum, çok özlüyorum. Nasıl bir bakış o? Sana güvenen, sana inanan. Öyle bir şey mi? Benimle iftihar eden. İftihar eden benimle. Öyle bir bakış. Dediğim gibi dayı. Ömer öldü. Çünkü bu derde bir çaren yok. Bu soruya bir cevabın yok henüz. Dayı. Benim ya, benim. Bir şey yok. Uyur sen, uyur. Günaydın yeğen. Ben duymadan bir sen yaklaşırsın bu kadar. Duydun ya. Duydun. Uykudayken dostu düşmanı daha iyi ayırıyorsun yeğen. Konuşalım mı? Niye buradasın dayı? Niye mi buradayım? Hava güzel, yaz geldi, güneş var.
kemiklerimiz ısınsın biraz değil mi? Sonra belki sen bir şeyler söylersin de ben de dinlerim ha yani. Sen bir şeyler söylersen ben de dinlerim dayı. Hiç gitmedi biliyor musun? Bütün gece bekledi. Senin yanına da gelmek istedi ama ben müsaade etmedim. Sebep? Tabiatta yeğen, bilir misin? Tabiatta her hayvanın bir mesafesi vardır. O mesafe her hayvana göre değişir. Bir adım atarsın, huzursuz olur, ya kaçar ya da kavga çıkarır. Kafesteki hayvanlar nasıl? Onlar da öyle mi? Kafesteki hayvanlar... Yani bazen gazetelerde okursun değil mi? Der ki bir aslan bakıcısını yedi, adamı parçaladı. Şimdi aslında aslan acıktığı için parçalamaz adamı. Kana susamış olduğu için de parçalamaz. Neden peki? Çünkü onun mesafesine girmişsindir. Onun bölgesini ihlal etmişsindir. Kamil yerim diye mi korktun? Senin gibi adamlar, yeğen, vahşi adamlar, kendi tabiatlarına dönerler. O zaman onlara yaklaşmayacaksın, bırakacaksın. O zaman gözlerinde bir delilik belirir bu adamların. Çaresizliktir bu. Kendin gitmeyeceksin, bırakacaksın, hazır olsunlar. Neye hazır olsunlar diye dayı? Yardım istemeye hazır olsunlar. Akıl sormaya hazır olsunlar. Uzanan eli görmeye hazır olsunlar. Dayı. Ramiz dayı. Sen artık bana elini uzatamazsın. Benim sana borcum büyük. Benim neyim varsa sen ver. Ama dayı, ben seni benimle aynı kafeste zannediyordum. Ben sana büyüğüm ama yoldaşım diye bakıyordum. Öyleyim, yoldaşınım. Yok be dayı. Senin de elinde bir kırbaç varmış. Hem de ne kırbaç. Ezeli ben yarattım dedin ya. Doğru. Ama dayı be. Ömer vardı hani. Ömer seni çok seviyordu. Ömer sana hayrandı. Ömer senin için... Bırakmam seni yani. Yok be dayı. Bıraksan daha iyi olur. Bırakmazsam ne olur? Bak. İçimde tutuyorum, tutuyorum. Ama ben de insanım be dayı. Ben de sana hesap sorarım. Bırakmazsan ben de senin yakana yapışırım. Ben bu halde seni bırakmam ya. Yap ne yapacaksan. Cevapla. Ne istiyorsun benden? Niye kullanıyorsun beni söyle. Nasıl kıyafet seçer gibi seçiyorsun beni? Niye hala iplerimi elinde tutuyorsun? Ne istiyorsun söyle. Seni bırakmam ya. Sen hayvanların en yırtıcı olanısın dayı. Senin yüzlerce adamın oldu. Ama bir tek ben girdim o kafese. Sen beni adamın zannettin. Ama ben senin dostundum. Ben senin tek dostundum. Şimdi anlat gerçeği. Şimdi anlat dostuna gerçeği. Dur biraz dur. Ömer. Ömer! Ömer oğlum! Oğlum!
Anlatacağım. Anlatacağım, gel. Selim. En afacanları buydu. Masanın üstüne çıkar, düz duvara tırmanırdı, kafayı gözü yarardı. Sonra da gülerdi. Kahkahalarla gülerdi. Kahkahası hala kulaklarımda. Beni en çok o severdi. Uğur. Daha 5 yaşındaydı. Elinde bir kitap. Odanın içinde 4 dönerdi. Artık okur muydu? Okur gibi mi yapardı? Hala bilmiyorum. Bir gün geldi bana. Baba. Ne var oğlum? Baba, ben senin gibi olmayacağım. Peki ne olacaksın oğlum? Nasıl olacaksın? Baba, ben doktor olacağım. Ali Temel. En asi olanı buydu. Anasına benzerdi biraz. Çok çabuk kızardı. Bir gün bana kızdı. Odaya girdi. 3 gün çıkmadı. Yani biz öyle zannettik. Meğer pencereden girip çıkarmış her gele. Sana da benziyormuş. Öyle. 12 yaşındaydı. Bir gün dedim ki, oğlum benim halimi biliyorsun değil mi? Ha? Benimle olacak mısın? Cevap vermedi. Sabah arabanın içindeydi. Bu. Sen öldürmedin. Tabii ki sen öldürmedin oğullarını. Kim? Bu adam yeğen benim en iyi arkadaşımdı. Şimdi en azılı hasmım benim. Benim 3 oğlumu öldürdü. Şimdi de kızımın peşinde. Niye? Niye dayı? Şu kadarını bileyen, aşk insana her şeyi yaptırır. Peki beni niye seçtin? Ben bu işin neresindeyim? Benden ne istiyorsun? Senden 2 şey istiyorum yani. 1, sana uzattığım eli reddetme. 2, ne yaparsan yap, bana faydan olsun istiyorsan eğer, beni takip etme. Nereye takip etme? Gideceğim yere. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Biz de gelirsen memnun oluruz dayı. Hay hay. Geç bile kaldınız. Beyefendi kalsın. Tamam. Onu bir konuşalım sen de biz. Ezel, yolumuz burada ayrılıyor. Bunlara mı bırakacağım seni şimdi? Evet, ben öyle istiyorum. Benim için mühim olanı yapmaya gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Bahar'a gitmem gerek. Eyşan da gördü beni. Fena kırdım kızı. Düzeltemedim de. Ama bir taraftan da biliyorsun. Ben ne yapacağımı bilmiyorum dayı. Bu sorunun cevabı gayet açık yeğen. Ben sana kaç defa söyledim içindeki Ömer'i öldür diye. Öldürebildin mi? Yaraladım. Ama ölmüyor alçak. Niye öldüremedin? Niye? Bugün onu dinle diye. Bugün onun yapacağını yap diye. Bugün Ömer ne yapardı biliyor musun yeğen? Hadi.
Hadi kal sağlıcakla. Takip mi ediyoruz? Bağıra gidiyoruz. Ne yapacaksın? En başından beri yapmam gerekeni. Tevfik, nedir durum? Geldim abi, evin önündeyim. Ali, bir fena bu sabah. Dün gece ne olduysa, bütün adamları topladı, kuş uçurtmuyor bize. İyi, geliyorum. Kızlar. Hadi hayırlısı. Savaş başlamadan önce girersin bir mağaradan içeri. Şimdi taraf seçme zamanı. Çünkü savaşta en kötüsü ortada durmaktır. İnsanı yavaşlatır. Kendine böyle bir bıçak bul ha. Beni istemişsin dayı. Gülen, Ezel'i bul bana. Yarın sabah 8'de onun evinde. Herkes hazır olsun ha. Dayı. Yok bir şey ya. Eski bir arkadaşa rastladık. Ufaktan şakalaştık işte. Yeğen, hakkını helal et. Hadi. Kızım. Nasılsın? İyi değilim baba. Çıkacağım artık buradan. Daha değil kızım. Baba anlaştık seninle. Neyse söyleyeceğim dedin. Saklamayacağım dedin. Bak kızım üşümüşsün. Bir şeyler getirteyim ben sana. Bir şey getirtme baba bana. Bana bir şey getirtme baba. Beni götür. Beni götür buradan. Duramıyorum ben artık. Bitti gitti. Tamam ben hazırım. Hadi. Hadi gidelim. Kızım, kızım. Şüphelenmişler yaşadığından. Kim o baba? Anlatsana bana. Biri senin hayatını tehdit etse, sen bilmek istemez misin? Bilmek hakkın olmaz mı? Kim o baba? Bu hikayelerin hepsini okudum. Artık bana kendi hikayeni anlatmanın zamanı gelmedi mi? Kızım, anlatırsam senin için çok tehlikeli olur. Baba, daha tehlikesi mi var bu işin?
Dibindeyiz zaten. Ramiz Kareski'nin kızı mıyım ben? Evet. Öylesin kızım. O zaman öyle davran artık bana. Bak kızım. Bundan 40 sene önceydi. Haydarpaşa garında indim. Önümde masmavi bir deniz. İstanbul dedim. İstanbul. Seni fethetmeye geldim. En yüksek tepesine çıkacağım İstanbul'un. Sırtında bir çanta. Girdim İstanbul'a. Bir batakhaneye. Giremezsin dediler. Girdim. Oturacağım dedim. Oturamazsın dediler. Oturdum. Barbut oynuyorlardı. Oynayacağım dedim. Oynayamazsın dediler. Oynadım. Baktım. Beğendim. Burası benim olacak dedim. Olmaz dediler. Oldu. Oldu. Sonra bir gün gene kumar vardı, barbut. Delikanlılar vardı. Birden bir arbede çıktı. Silahlar patladı. Gençlerden biri yaralandı. Hastaneye götüremezdim. Aldım eve götürdüm. Yarasını onardım. İnce, temiz yüzlü bir çocuk. Adın ne dedim? Kenan dedi. Ben burada kalacağım dedi. Kalamazsın dedim. Kaldı. O mu? O. Günaydın arkadaşlar. Hoş geldin dayı. Hoş bulduk. Nasıl? Hazırladınız mı adam gibi bir kahvaltı bari ha? İçeridekini aratmasın. Çayım nerede benim? Ver bakayım şuradan bu bir ekmek. Bu senin çay dayı. Öyle mi? Sağ olasın. Aç çayı oynamaz demişler değil mi ha? Şimdi karnımız doydu. Gelelim işe. Konuştun mu çocuklarla? Bahar ablasıyla konuştuysa Ali toplar bir ekip düşer peşime. Ali'nin toplayacağı ekip önemli değil. Ondan sonra da gelir benim kucağıma düşer. Hanım ablamız? Eyşan. Otelle ilgili her şeyi ayarladık dayı. Bankada müdürle konuştum. Benden komut bekliyor. Bir telefonda her şeylerini alabiliriz. Ne bekliyorsun o zaman? Bahar'ı dayı. Her halükarda onu aradan çekmem gerek. Konuşup konuşmayacağını da bilmiyoruz da. Ezel, arkadaşlara bir izin ver. Seninle ben konuşalım. Sen otur. Gel. Çok yakında bir gün birisi çakacak bir kibrit, ortalık yangın yerine dönecek ha. Hep oradayız be dayı. Hep o uçurumun ucunda değil miyiz? Ne değişti? Mesele o değil ya. Mesele şu ki rüzgar değişti. Annene söyledin tamam. Ama bahar başka. Bahar bir konuşursa. Senin söylediklerini onlar bir öğrenirse, öğrenmek bir yana, şüphe ederlerse yanarsın ya. Yanarsın. Biraz daha yolu vardı. Yani
Ben 50 yıldır kokladım bu havayı. Öyle kaçtım uzağa, anladın mı? Öyle girdim savaşa. Öyle kaldım hayatta. Sen bu defa beni dinlesen iyi olur. Savaşacaksak savaşalım, ne ala. Ama önce Bahar'ı o savaşın ortasından almam lazım. Yeğen, kan dökülecek. İki taraftan. Birileri var. Birileri bizim canımızı acıtacak. Emir vermezsen eğer oyuna katılacaklar, dengeler bozulacak, alt edecekler bizi. Dur dur, bitmedi, bitmedi. Bitmedi. Al her şeylerini, al öcünü, git buradan. Yoksa çok geç olacak. Sen çocuk, sana söylemiştim ha? Zamanı gelecek diye. Zamanı geldi işte. Al silahını Ali'ye. Yıllar önce gencecik bir çocuktun değil mi? Sana dedim ki inan, inan kendine, alacaksın intikamını. Şimdi diyorum ki sana, tehlikedesin. İlk sen saldırmazsan alamazsın intikamını. Hadi bakalım. Sür kardeş, sür. İçim bir nahoş bugün benim. Sür bakalım, nereye gideceğiz, hadi. Sis dağılıyor arkadaş. Karşı taraf görünmeye başlıyor.